Selamlar, Arethias'ın kitabı kanalından hasret ben. Arethias sokuyor ismiyle de Instagram'dayım. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Güzel bir yaz geçiriyorsunuzdur. Benimki fena değil. Karadeniz'de yaşıyor olduğumdan dolayı yağmurlar sağ olsunlar. Temmuz'un sonuna kadar yağdı. O yüzden çok bir güneş göremedik. Ancak yeni yeni işte güneş görüyoruz. O yüzden güzeldi. Yani güzeldi derken güzel bir ay geçirdim. Ama ben size ilk önce kitap alışverişi videosu ile karşınıza gelmek istedim. Çünkü e, fark ettim ki YouTube'da kitap alışverişi videoları tem, yani o ay okun, okuduklarım Okuduğum kitaplar videolarından çok daha fazla ilgi görüyor ve e, seyrediliyor. Bu tabii ki e, video izlenme oranlarına yansıyor. O yüzden ben de ilk başta kitap alışverişi videosunu çekeyim dedim. Bir dahaki hafta da sizlerle şey olacak kitap Temmuz ayında okuduğum kitaplar videosu olacak inşallah. Şimdi üç farklı siteden alışveriş yaptım Temmuz ayında. Bunların birincisi Idefix, ikincisi Amazon, üçüncüsü de Kitap Sepeti. Şimdi Idefix'ten aldığım kitaplarla başlayayım. Daha çok böyle edebi ve dünya edebiyatı e, önemli eserlerini aldığımı düşünüyorum. Yani bunlardan bir tanesi hariç. Bakayım. Evet. Dünya Edebiyatı ve Türk Edebiyatı. Şimdi aldığım ilk kitap Çin Edebiyatı'ndan. Günler, Aylar, Yıllar kitabı. Yan Lianke'nin kitabı. Kendisi 2022 Talat Said Halman çeviri ödülünü almış. Çinceden Çince aslından Erdem Kurtuldu çevirmiş. Ee, dilin aslında çeviri önemli benim için yani hani mesela İngilizce çevirip ondan sonra Türkçe çeviriyorlar o zaman biraz bozuluyor tabi ister istemez ama Çince aslında çeviri olduğu için ee, doğru bir Çeviri olduğunu düşünüyorum. Bir de Jaguar'dan çıkmış Jaguar zaten. Ee, bu işin e, ustası bir yayın ve Ben çok severek okuyorum Jaguar'ın kitaplarını. Bu da 10. baskısıymış. Yani okuyanlar böyle kült bir eser, çok önemli bir eser. Kesinlikle herkesin okuması gereken bir eser olduğunu düşündükleri için e, Günler, Aylar, Yıllar romanını ben de okumak istedim. Özellikle şu cümle beni çok e, çekti yani kendine. Günler, Aylar, Yıllar hayatın zorlukları karşısında hep diri kalabilen bir umudun romanı. Umudu okuyorsunuz. Demek ki çok olumsuz bir durum var. Konusunda çok vakıf değilim çünkü e, kitap arka kapı okumak gibi bir şeyim yok. Ne denir ona? Alışkanlığım yok. Evet alışkanlığım yok. O yüzden e, ama önerisine güvendiğim, kitap okuma zevkine güvendiğim insanlar bunu oku dediyse ben bu kitabı okurum. Bir de hani eğer benim e, bana hitap eden bir kitapsa okurum. Günler, aylar, yıllar o yüzden aldığım ilk kitaptı. İdefiks Alışverişimin. Diğer bir kitap Agato Kristof'tan Büyük Defter Kanıt 3. Yalan. Ee, kitabı yapı kredi yayınlarından çıkmış olan bir kitap bu da. Ee, sevgili İpek Dadakçı'nın önerisiydi bu da. Yani çok beğendiğini ve ısrarla okumamız gerektiğini söylüyordu kendisi videosunu. Daha doğrusu Instagram'dan da takip ediyorum onu. Ee, o yüzden bu kitabı Konusu itibariyle de beni çektiği için bunu e, arka kapağını okumadım. İpek'ten birazcık dinlemiştim. Ee, daha doğrusu onun incelemesini okumuştum. Beni çok çekti. O yüzden e, Agato Kristof'un bu kitabını da almak ve okumak istedim. Ve Ayşe İnce Kurşunluymuş çevirende. Şöyle... ...bir kitap. Bunu bilmiyorum. yazayın Yaz aylarında okuyamam herhalde. Bir sonbaharda falan okurum diye düşünüyorum. Aldığım bir diğer kitap. Büyük Defter, Kanıt... ...ve Üçüncü Yalandı. Ve üçüncü kitabımız Bahçe Küller. Danilo... ...Danilo Kiş. Bu da İkinci Dünya Savaşı'nı anlatan... E, ...bir kitap. Aslında şurada... E, ...kapaktaki paltodan... Anlayan, ...anlaşılabiliyor gibi bir kar yağıyor... Jaguar'dan çıkmış. Bunu da sevgili Ebru Aykaç e, ve yine İpek de çok önermişti diye hatırlıyorum. E, ben İkinci Dünya Savaşı ile ilgili okumaları yapmayı çok seviyorum. Bu tarz kurguları da seviyorum. O yüzden e, bu kitabı da aldım özellikle. Başyapıt diye geçiyormuş. Baş, yani Danilo Cash'in başyapıtıymış bu arkadaşlar. Bahçe küller. Yani yakın zamanda çıktı. Çok böyle yıllar olmadı çıkalı. Birkaç ay oldu çıkalı. Ee, ben de sepetim eklemiştim. Almak yeni nasip oldu. Bu da e, bir diğer aldığım kitaptı. Ve benim Türk Edebiyatı tutkumu bilen bilir. İş Bankası'ndan devam ediyorum. İş Bankası Türk Edebiyatı klasiklerinden devam ediyorum. Günümüz Türkçesiyle. Halit Ziya Uşaklıgil'in Sefile isimli kitabını aldım. Bu da Türk Edebiyatı klasiklerinin 68. kitabı. Yani ben ne bu 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 serinin de ne çıksa alıyorum yani artık biriktiriyorum çünkü bunu bu da 68. kitabıymış Halit Ziya Uşaklıgil'i de çok severim yani bu yazarlar arasında Halit Ziya Uşaklıgil ve Hüseyin Rahmi Gürpınar benim favori isimlerimden yazarlarımdan ve şunun güzelliğine bakar mısınız ya kapak o kadar ilgi çekici ve güzel ki beni de böyle kendine çekti. Zaten olmasa da alacaktım. Çünkü bunları biliyorsunuz artık e, kitaplığımda olmasını istiyorum. Seri olarak gidiyorum. Aldığım bir diğer kitap da Sefile'ydi. Ve yine Türkiye'de Türk Edebiyatı Klasiklerinin 69. kitabı Çingeneler kitabı. Bu biraz daha nispeten e, cüsseli bir kitap. Kalın. Bu da Osman Cemal Kaygılı'nın bir kitabı. Çingeneler. Muhakkak bir şaheserdir diyor burada bir tane daha Çingenelerle ilgili. Çingene miydi? Çingeneler miydi? Yine bu yayın evinden aynı klasiklerden çıkmış bir kitaptı ama bu onunla aynı değil kafanız karışmasın. Çingeneler kitabı da Türkiye'de bir klasiklerinin 69. kitabı. Bilmiyorum. Hayatlarını merak ediyorum zaten. Yani Onlar göçebe yaşıyorlar bildiğim kadarıyla. Bir, bir okuyacağım yani neler yaşıyorlar, ne olmuş, ne bitmiş, kitap ne anlatıyor. Ee, merak ediyorum. O yüzden okuyacağım bir diğer kitap. Yani daha doğrusu aldığım alışverişimde kitaplığımı eklediğim bir diğer kitap da Çingeneler kitabıydı. Osman Cemal Kaygılı'nın Çingeneler kitabı. Ve bu alış İdefix alışverişimde son aldığım kitap en karanlık günah. Şimdi diyeceksiniz ki o bir, sürü, bir sürü edebi eser gösterdi bu ne? Şimdi bu da e, Daniel Lorin'in e, Martı yayınlarından çıkmış Made serisinin 3. kitabı. Ben böyle e, kafamı çok gören, içimi acıtan ne bileyim işte beni böyle vuran kitapları okuduktan sonra araya böyle bir çerezlik kitap koymaktan hoşlanıyorum. Genç yetişkin okumayı da seviyorum. O yüzden e, Made serisini de böyle ee, kitaplığımda bulunsun istedim. Yani şöyle çok beni çok içeriğinden çok aman aman çok bir şeyler kattım kendime çok şey öğrendim falan diyebileceğim bir kitap olmadığını tabii ki biliyorum. Ama e, dediğim gibi mesela ağır e, beni ağır sarsan kitapların arasına Edebi anlamda yoğun, çok yoğun kitapların arasına bu tarz kitapları sokmak ve böyle kendimi kafamı dağıtıp rahatlatmak hoşuma gidiyor. O yüzden en karanlık günah kitabını Aldım Made serisini. Yani şey bu da o Made serisinin 3. kitabı. Idefix alışverişim bu şekildeydi. Şimdi gel gelelim e, kitap sepeti alışverişine. Kitap sepeti alışverişim tamamen genç yetişkin kitaplardan oluşuyor. Yazın böyle biraz daha genç yetişkin okumaktan hoşlanıyorum. Ben havalar sıcak böyle deniz kıyısında dalgaların sesiyle falan böyle e, aklıma da hep bu e, Sertteperen'in uzanmışım kumsal şarkısı geliyor falan. Bu tarz böyle kitaplar tatlı işte sahilde okumalık falan çerezlik. O yüzden e, o alışverişleri yaptım. Tatilde tanıştığımız insanlar. Tam bir yaz e, kitabı. E, Emily Henry'nin bu da çok satanlar listesine girmiş. Beni çok satan şu ilgilendirmiyor gerçi ama dediğim gibi böyle tatlı aşk e, falan okumak hoşuma gittiği için tatilde tanıştığımız insanlar kitabını da aldım. Epsilon yayınlarından çıkar. Derya Sevim kulakların cınlasın diyorum. Evet, aldığım bir diğer kitapta tatilde tanıştığımız insanlardı ve biraz önce size Mate serisinden bahsetmiştim. O üçüncü kitabıydı. Birinci kitabı e, en tatlı kaçış kitabı, yani Mate serisinin birinci kitabı. Şöyle göstereyim. Evet, Mate serisinin birinci kitabı bu. E, aldığım bir diğer kitap buydu. Biraz önce uzun uzun konuştum zaten onunla ilgili. İkinci kitap en çılgın en e, ler ne kadar açıktı mı Karadenizli olmam olduğum belli oluyor. En Çılgın Takıntı. Bu da Mate serisinin e, ikinci kitabı kendisi. Biraz önce gösterdiğimde üçüncü kitabıydı. Bu tarz e, seri kitapları böyle e, bir çırpıda okunuyor. Kafa dağıtmalık. Hoşuma da gidiyor ne yalan söyleyeyim. O yüzden aldım. Ve bir diğer kitabım Hırsızların Dansı. Bu biliyorsunuz bunun ikinci cildi çıktı. Bu da Mart yayınlarından çıktı. Bakayım. Şöyle için haritası falan var. Bu da Mart yayınlarından çıktı. Hırsızların dansı. Mary E. Pearson. Evet. İdil Bostan çeviri, çevirisiyle yayınlandı. Bu kitabı da aldım. Bunun ikincisini de var. İkincisini de almayı istiyorum. Dediğim gibi seviyorum bu tarz kitapları. Evet. Bir de en son e, Aşık Erkekler Gizli Görev'de. Bunun Aşık Erkekler Kitap Kulübü'nü okumuştum. Çok keyif alarak okumuştum. Çok güzeldi. O yüzden Aşık Erkekler e, Gizli Görevde kitabını da aldım. Tatlış, çok tatlış bir kitap ya. Ben seviyorum böyle kitapları. Evet. Son olarak son alışverişime geleyim. Bu arada bacağım acıdı. Evet. Şöyle uzatırsam sıkıntı kalmazsın. Evet. E, e son kitap alışverişimi de şeyden yaptım. Amazon'dan yaptım ama Amazon'dakini e, toplu olarak yapmamıştım. Şimdi Biliyorsunuz Amazon'da Prime Festival, Alışveriş Festivali vardı. O arada aldığım kitaplar bunlar. Charles Dickens'tan Müşterek Dostumuz kitabını aldım. Şöyle jelatiniyle geldi. İki cilt kitap. 24'e mi aldım bunu? 27'ye mi aldım ikisini? Tam hatırlamıyorum ama öyle bir şey almış olmalıyım. İtaki yayınlarından çıkmış olan bu kitap. Aslı Biçen'in çevirisiyle Tuncay Birkan'ın sunumuyla. Charles Dickens e, İngiliz Edebiyatı'nda benim çok sevdiğim, Büyük Umutlar özellikle benim e, başucu kitaplarımdan bir tanesidir. Çok sevdiğim bir yazardır Charles Dickens. O yüzden müşterek dostumuzda dedim ki, Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün sen muhakkak bu kitabı okursun hasret dedim. Çünkü Charles Dickens'ı çok seviyorsun dedim. O yüzden e, müşterek dostumuz kitabının iki cildini de bu kadar böyle e, düşük bir fiyata bulmuşken de edindim. Yani artık bitti ama bilmiyorum. E, bulabilirseniz siz de alın diyorum. Ve Tanrılar ve Canavarlar bu güverci ve yılan serisinin 3. kitabı bu artık kitap fiyatları 80 ne 80 indirimli 80 160'a falan çıktığı için 120, 130, 140 o bantta gidiyor bu Tanrılar ve Canavarlar da yarı fiyatına 80'de ben bu kitabı 55 liraya aldım Prime Festival'in şey Prime evet Alışveriş Festivali'nden Tanrılar ve Canavarlar bunun ilk iki kitabı vardı ben de üçüncü kitabını da alıp e, ...kitaplığıma koymak istedim. Ha de ki, deyin ki... haset okuyor musun sen bunları? Mesela o ilk ikisini okumadım bilmiyorum yani. Ama okuyacağımı düşünüyorum bazen. E, böyle canım istediği zaman... ...fantastik şeyler okumak. Bunları kesinlikle okuyacağım. Ve kitaplıkta şöyle duruyor. Düşünsenize yayını koyacağım birazdan. Şurada hatta... ...ama göremezsiniz şu tarafta. oradaki yabancı kitaplarım. Yabancı yayınları da sevdiğim bir yayın ve bu arada... Ve son olarak sevgili Filiz Özdem'den Aşk Meçhule Yürür kitabını aldım. Yapı kredi yayınlarından. Ee, Filiz Özdem'i Ebru Aykaç çok çok met etmişti. Çok sevdiğini, çok severek okuduğunu e, söylemişti. Bunu onun hikayesinde gördüm. Roman e, kendisi ve kap kapağa bakın bir tahta e, kapı var. Kapının üzerinde böyle bir aparat oldu sanırım. Onu yakınlaştırarak şey yapmışlar. Filiz Özlem'le tanışma kitabım olacak. Ve gerçekten merak ediyorum. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Film, Filiz Özlem'in kalemini seveceğim. Muhakkak severim. Ee, bu da kitaplığıma eklediğim, aldığım bir diğer kitaptı. Aldığım kitaplar bu şekilde. Birkaç tane daha, iki üç, iki ya da üç tane daha kitabım şu an Amazon'da e, geliyor. Onu bir dahaki kitap alışverişimde gösteririm onları ben rahat durmam. İşte önümüzdeki hafta tatile çıkacağız inşallah. Allah izin verirse işte onlarda oralarda gittiğim yerlerde ben Diyanarlardan dost kitap evlerinden vesaire vesaire çıkamam muhtemelen. Gerçi Dost kitabı bir tek Ankara'da var diye biliyorum ama neyse uğradığım zaman bu şekilde yani aldığım kitaplar bunlardı. Önümüzdeki hafta da dediğim gibi Temmuz ayında okuduğum kitaplar gelecek. Ee, umarım beni izlemek hoşunuza gidiyordur. Ne diyeyim? Yani ben böyle gönlümden geçerek sizinle hani bir araya geliyorum size, bir de çekiyorum İz, İzlemeniz hoşuma gidiyor vesaire. O yüzden umarım e, sizin de hoşunuza gidiyordur, keyif alıyorsunuzdur benim videolarımdan. E, bundan sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hepinize kendinize iyi bakın, e, mutlu günler, mutlu haftalar, mutlu. E, mutlu 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 akşamlar diliyorum çünkü bugün <laughs> şu an akşam. Hoşçakalın. Ben daha fazla saçmalamadan kaçıyorum. Bay bay.